You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. Selam, kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Şu an çok sessiz konuşmak zorundayım çünkü saat çok geç. İlk kez bu saatte bir vlog başlatıyor bile olabilir. Ve komşularımı rahatsız etmek tabii ki de istemem. Şimdi aslında ben az önce senin bunun önce izlediğim video editledim, bitirdim. Ve orada yeni aldığım ürünler vardı ya, muhakkak birlikte deneriz demiştim. Onları denemek adına böyle bir vlog başlattım. Tabii öncesinde bir nevresim takımı değişikliği yaşandı çünkü yorganlarımı, yastıklarımı falan yıkamıştım. Şimdi hemen makyajımı temizleyeceğim. Çünkü artık yağlandım yani. Yağlı ciltler için de bu aldıklarımda bakın. İnşallah güzel çıkarlar. Şu an kullanacağım bütün ürünleri ilk kez deniyorum. İlk deneyimim. Yani daha önce hiç denemedim. Hiçbir fikre sahip değilim. Merak etme, tamamen objektif olacağım. Şöyle ilk önce şöyle misal suyla göz makyajımı çıkarmayı deneyeceğim. Çalkalanmak gerekiyor mu bilmiyorum ama ben çalkaladım. Şöyle pamuğumu alıyorum. Ne kadar almam gerektiğini bile bilmiyorum. Hemen şu gözümden başlayalım. Resme yapıştırdım onu oraya. Ovalıyoruz ve gerçek yüzümüz ortaya çıkıyor. Yani bence güzel çıkardı şu anlık. Bayağı. Şunlar şurada dursun, çöpe atarız. Şimdi cildimi de deneyeceğim. Şu kaşlarımı tutalım. Buyurun. Teşekkürler. Bitmiş kağıt havluyu getirdim. Olsun, hiç getirmeye de bilirim. Bayağı gerçek yüzüm ortaya çıkıyor şu an. Ama zaten bu kanalda beni herkes fazlasıyla makyajsız da gördükleri için yadırganmıyorum artık, çok şükür. Bayağı bir pamuklu bütün hepsini çıkardım ben. Yani cilt makyajımı, göz değil de. Gözümün içine sokmasaydım çok iyi olacaktı pamuğu. Of. Neyse. Yaktım. Şimdi de şunu deneyeceğim. Mahvettim gözümü ya. İlk ürün heyecanı. Bunu da nemli yüzümüze uyguluyoruz. Bilin ağlıyorum. Ya çok duygusalım bu sıra. Şöyle yüzümü birazcık ıslatıyorum. Üründen alıyorum. Şöyle birkaç pompa. Önce açayım tabii. Bu kadar yeter bence. Diğer ürünlerde yaptığım gibi direkt uyguluyorum. Şöyle göstereyim bütün havlu kağıdı da. Gayet başarılı şu anlık. Bakalım. Da yüzümü mahvettim ben. Çok oldu. Vay. Göz makyajım da bayağı çıkmış yani. Sevdim. Şu anda kamerada yüzüm çok kızarmış gözüküyor ama normalde değil, biliyor musun, aynaya baktığımda. Çok enteresan. Şurada da bugün böyle bir yavrucuğum çıkmaya başladı. Hissi güzel. Ama bunları konuşmak için henüz çok erken. Şimdi pamuğumuzu uygulayalım. Umarım vaat ettiği işlevi gerçekleştirir. Eğer öyleyse var ya, bunun resmini tişörtüme bastırır gezerim yani. Şöyle bunu da pamuğuma sıkıyorum. Ve gözeneklerinden çok olduğu yerleri. Niye onu söylemeyi unuttuysam. Evet, gözeneklerimizi uyguladık. Gözüme ne oldu benim ya? Yani ürün yaptı desem bu kadar çabuk tepkime göstereceğimi sanmıyorum. Bu arada şu şekilde makyajımın da tamamen çıkmış olduğunu pamuktan da gösterebilirim. Gerçekten çıkarma özellikleri çok kuvvetliymiş. Kendilerini tebrik ediyorum, benden geçer not aldılar. Tabii şöyle bir şey var ki etkilerini uzun zamanda daha çok anlayabilirim yani. Kullandığımı göstermek istedim. İlerleyen zamanlarda nasıl etkilerini gördüm mü, güzeller mi, yüzümde herhangi bir sıkıntı yaptılar mı bilmiyorum. Bu arada 5-10 dakika bekleyeceğim, yüzümdeki kızarıklıklar geçiyor mu bakayım, ben kendim mi yaptım onları.
sürü mumharcı uyguladım çünkü biraz. Ondan sonra da hemen kremlerimi sürerim. O zaman görüşürüz. Ben şu pisliklerimi toplayayım. Saatin sesini duyuyor musun? Acaba o saat hep böyle ses çıkartıyor muydu yoksa ben mi yeni duyuyorum? Neyse şimdi yatak odasına geldim çünkü kremlerimi süreceğim. Bunlarsız yaşayamıyorum artık gerçekten. Aşırı seviyorum bu kremleri. Defalarca söyledim. Tekrar söylemeyeceğim ne kremi ve hangi krem olduğunu. Ve yüzümün kızarıklığı bayağı geçti. Çok da güzel parlıyorum şu an. Yağlı değilim ama parlıyorum. Yani böyle devam ederse gerçekten aşırı memnun kalacağım gibi gözüküyor. Sonradan bozmazsa, fiyatları da coşmazsa. Hemen yüz için olan kremimi de süreyim. Bu arada toniğim tamamen emmeden, yani yüzümün toniği tamamen emmeden krem uygulaması yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Bak mesela şurada bir sivilce izim var. Hadi. Bu krem kullanmaya başladığımdan beri ilk kez çok şükür sivilcem çıktı ve iz kaldı. Sivilce de değil yani, böyle bir günde çıktı, sonra kabuk bağladı. Bu leke izlerine, sivilce izlerine iyi geliyormuş ya bu krem. Onu da tespit ederiz. Normalde renk açsın diye kullanıyordum ben. Onu da bir tespit ederiz bakalım. O zaman oraya biraz daha süreyim. Elimde kalmamış olabilir. Şöyle minicik şu şekilde şöyle sürelim. Evet, şimdi de hemen BB Beauty'nin saç spreyini alıp geleyim. Bir de saçımı tarayalım. Çünkü dolandı iyice. Onu da hem test etmiş oluruz. Söz verdiğim gibi, çünkü bir önceki videoda her şeyi seninle deneyeceğim demiştim. Geldim. Bu arada tarağımı da aldım ama şu tarağı daha önce söylemişimdir muhakkak. Ama bayağıdır söylemiyorum. Bu tarağı aldığım için o kadar mutluyum ki. Yani ben bunu alalı bayağı oldu. Ama bu kadar memnun kaldığım bir tarak ömrümde hatırlamıyorum. Fiyatı bir tık yüksek ama aşırı hak eden bir tarak. Zaten şimdi taradığımda da göreceksin. Saçım aşırı dolanmış. Bak bunu dipnot olarak geçiyorum. Yani ben bunun linkini bırakacağım. Sırf saç tarama seansı senin için işkence ise, benim eskiden olduğu gibi, kesinlikle rahatlatacaktır. Saçımı şöyle ayırayım hemen. Bak 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 nasıl dolanık. Bak. Ay çok canım acıyor. Tabii buna takviye olarak ben önceliğim bunu denemek olduğu için şu sıvı saç kremini sıkacağım. Sadece uçlarıma. Ayrıca çok da güzel kokuyorlar ya. Bu da beni çok mutlu etti. Bak şimdi. Şu keçeliğe bak ve... Canım masam. Canın yanmadı değil mi? Neyse. Tarağı övüyordum. Kaç saniye sürdü acaba saçımın açılması? Sen sayabildin mi? Bitti. Şöyle de yaparsam anlayacaksın. Gene de şu tarafını da tarayayım ben. Mucize mucize bu taraf. Ben normalde saçımı tararken falan diye olurdu. Ne kadar çirkin oldum. Bu tarak gerçekten yani ne koymuşlar içine, neyden yapmışlar bilmiyorum ama o kadar güzel yapmışım ki. Daha önce keşfetmediğime, daha önce görüp de almadığıma aşırı pişmanım. Ya hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi kesinlikle budur. Ve saçım normalinden çok daha az dökülüyor. Çünkü saçımı yolmuyor, saçımı açıyor. Ben böyle sabaha kadar tararım. Çünkü açıldıkça insanın tarayısı gelir ya saçını. Bu arada bu sıvı saç kremin çok bir etkisi oldu mu şu an bilmiyorum. Hadi biraz daha sıkayım. Az sıktım herhalde. Olabilir. Ürünü az kullanmış olabilirim. Evet, kısmen gece bakımım bittiğine göre artık birazcık keyif zamanım, sonra da uyku zamanım. Bu gecelik bu kadar yeter. Allah izin verirse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. İyi geceler. Ama işte sen beni gündüz izliyorsan mı? O zaman bu gecenin gecesinde iyi geceler dileğimi daha önce söylemiş olayım. Beyin bedava. Birkaç gün sonradan tekrar selam. Neden bu videoyu çekmeye bu kadar ara verdim bilmiyorum ama şu kamerayı elime alamadım. Evde ne yaptın diye sor, bilmiyorum. Hiçbir şey de yaptığımı hatırlamıyorum temizlik ve yemekten başka ama çekemedim. Şimdi dedim çekeyim çünkü her yerde çamaşır, nasıl göstereceğim ya. Öyle bir çamaşır birikmiş ki iki tane çamaşırlığımı da asmak zorunda, açmak zorunda kaldım ve ikisinin de üstü full çakılı. Hatta sığmayanlar oldu. Şöyle göstereyim mi? Ring light'ımın üstüne ne koydum bak.
Şu full dolu. Şurası da full dolu. Niye böyle oldu? Neden bu kadar çok çamaşır birikmiş? Gerçekten anlayamadım. Öyle durmuyordu açıkçası gerçekten. Her neyse buraya avize aldık. Yani geçen gün ben bir yaramazlık yaptım ve aldım. Buradaki avizemizi Eren hiç sevmiyordu biliyorsun. Belki eski vlogları izlediysen. Buraya başka bir avize almıştık Trendyol'dan. O çok kötü gelmişti. Gerçekten onun yorumlarını okumadan almıştım. Şimdi de geçen gün bizim çok istediğimiz bir avize vardı. Zaten şimdi birlikte açarız görürsün. O çok pahalıydı ve onun Trendyol'da indirimde olduğunu gördüm. Ve yorumları da gayet güzeldi. Dedim hemen sipariş vermeliyim. Yani avizemiz şu anda burada. Reis açıyor. Evet. Ve bunu Eren çok seviyor. Eren çok istiyordu. Kutuyu parçalamasak mı? Aa boyutu iyiymiş. Şimdi sen bunu kurabilecek misin? Anladım. Gerçekten doğru söylüyorlar. Onu niye koymuşlar ya? Kampanya yolundan dolayı atılan mesajın sisteme düşmemesi ve bizim bu yolluktan dolayı geç dönüşlerimiz olabilir. Işık rengi belirttiğimiz halde yanlış geldiği zaman lütfen bizimle iletişime geç. Işık rengi ne ben bilmiyorum ki. Güneşi almadın mı sen? Hiç ona dikkat etmedim. Önemli değil ki. İkisini de seviyoruz. Şimdi böyle bu led bir ışık. Tam gold mu? Değil. Tam gold. Değil mi? Değil evet. Hatırlıyor musun diğer? Evet. Demek ki avizelerde böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Kötü değil. En azından eskitmesi. Ay şimdi ne? Gold bu ya. Gold değil mi? Ay. Şurayı tutturmuşlar da bilirsin. Ama çok uzun. Galiba çok. Ama onu buradan kısaltabiliriz değil mi? Kısaltabiliyoruz aşkım. Çok uzun bu bize. Selvi boyumuzla kafamızı çarparız. Burada biraz daha döngülüydü değil mi? Nasıl yani? Bence ayarlanabiliyordur aşkım. Bu oraya nasıl takılacak? Vidayla mı? Yine vida sistemi. Yapma, tavanı mı deleceğiz? Ay nasıl deleceğiz tavanı ya? Evet, ilk önce bunu takacağız. Sonra onu ona mı takacağız? Sonra da ona. Ama o kabloları nasıl bağlayacağız? Hangisini? Şu kabloları. Ben bağlayacağım. Ne, orada da mı ampul var? Yok, burada ampul yok. Ben şey çok yaşım. Meraklı çocuklar gibiyim bu şu an. LED'in kutusu. Bu da elektrik kablosu. Elektrik buna verilecek. Ha, o şunları ona bağlayacağız. Bunlar da ek birleşim yeri. Ha, tamam. Ama o zaman şimdi yapamayacağız mı? Niye? Mümin abiden arayalım Mümin abiye söyleyelim 5 dakika bir tavanı deleceğiz diye. Saat erken çünkü. Delmeyeceğiz matkapla. Zaten bu şey değil mi? Ne? Matkap mı? Matkap. Yok, matkap değil ya bu. Alçıpan mı bu? Vida alacağız mı? Ne yapacağız? Alçıpan. Evet. Ne? Arayalım 2 dakika. O zaman biz şu işi halledelim gelelim. Şimdi görselinde böyle gösteriyor ki biz de zaten bunu beğenip almıştık. Ben de bayağı kısalttım onu. O boyuta getirdim gibi bir şey oldu. Şöyle ama... Biraz daha şu küçüğü yamultmam gerekiyor sanırım. Aynen. Aynen yamultunca daha güzel olacak. Aslında dümdüz de yapabilir. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ya bence. Çok güzel bir avize. İşlem başlıyor bu arada. Ay bu oda neden bir türlü adam olmuyor ben onu anlamıyorum. İyi ben. Olur ya sen de. Hayır orada çamaşır şeyi kalmış ama bir sürü çamaşır astım normal. Ay şimdi bir baksaydın. Ha, gerçi onu takacağız o önemli değil değil mi önce? Bu arada takıyoruz üst komşumuza çıktım. Böyle söyledim haber verdim sağ olsunlar zaten çok iyi insanlar çok tatlılar. Sıkıntı yok dediler saat 7 ama bence geç yani. Bilmiyorum ben böyle şeylerde hassasım biraz. Şeyim ben herhalde bana yapılmasını istemedim bir şey başkası da yapamıyorum. Ay şimdi elektriği kapalı mı onu? Bak söylemesem... Elektriği nasıl kapalı olduğunu anlarsın. Bütün anahtarlar aşağıda. Bunu kapatınca kapalı, bunu açınca aç. Ama kapalı olması gerekmiyor mu? Bunlar açık olsun. Ama sen ikisini de açtın şimdi. Evet Ayşe. Tamam şey yap, kapat dedi. Ben diyorum ne yapıyor? İntihar ediyor ya adam. Tövbe tövbe. Şimdi kapalı oluyor. Şimdi mi kapalı? Evet şimdi. Aslında. Sen bilmiyorsun. Seni izleyeceğiz biz. Allah korusun dikkat et aşkım. Bir şey olursa kayıt altındayız. Ya hayır Allah korusun de. Neden geçmeyecek? Korkutuyorsun beni. At yeri. Oh kocası kimin kocası bu at. At ne de olsa temizleyeceksin. Ne lazımdı usta? İnşallah bu son avizemiz olur ya. Vallahi ya. Evlendiğimizden beri bu ne duya?
Ben gideyim şu Eren'i tutayım, rahat çalışsın. Ben biraz tırstım. En sevdiğim kısım başlıyor. A candy shop. Bak bak. Şimdi tamam, üst kata çıktın. Yemin ederim Mümin abi tutacak şimdi şeyin ucunu. Her yer pislik içinde. Bence elektrik süpürgesi tutmamız gerekiyordu. Evet, bizim öyle bir elektrik süpürgemiz yok artık. Dyson'ı tutamıyoruz. Ben bu evi kaç kere temizleyeceğim. Alt tarafı. Aa, ağzıma toz. Çamaşırlara gitmedi inşallah toz. Çıraklık yapıyordum, gösteremedim ve taktık. Wow, çok seksi duruyor. Bir şey söyleyeceğim. Gün ışığı, iyi ki gün ışığı olmuş. Çünkü evi sıcak gösteriyor biraz. Değil mi? Beyaz ışık çok soğuk gösteriyor. Zaten spotlarımız beyaz olduğu için bunun sarı olması bence kötü olmadı. Ben çok beğendim. Aşırı hoşuma gitti ya. Yanlıca da açılmıyor. Evet. Bu arada dur, spotları kapatayım. Hangisiydi spotlar? Yani tam ışığın önünde gayet aydınlık. Bence bizim bu odamız biraz büyük. Ve durdukça da açılıyor bu ledler hep böyle. İçerisi bayağı aydınlandı bence. Güzel güzel. Spotları açayım. Ay. Evet. Akşamları zaten sarı ışıklı oturmak daha iyi göz için, değil mi? Öyle diyorlar. Ve gerçekten sıcaklık da vardı. Bak şu an bembeyazım. Şimdi de betim benzim sararmış. Bence çok güzel ve ayarlanabilir olması boyutu muhteşem bir özellik bence. Bu arada ister düz yapın, ister işte ne bileyim yamultun, böyle bizim gibi nasıl istiyorsanız öyle kullanabiliyorsunuz. Hala daha indirimdeyse eğer ben linkini bırakırım. Gerçekten sorunsuz ve yani kargoyu da gördüm, paketleme mükemmel geldi. Aşırı güzel. Ne? Numara bile bıraktık. Evet evet. Bir de zaten içinden çıktı. Eğer bir sorun yaşarsanız bu numarayı arayın diyor. Şimdi biz şu ortalığı toplayalım. Sonra da hemen birazcık yemek yiyeceğiz. Bir şey diyeceğim. Biz yemek yedikten sonra mutfağı topladık, ettik falan derken o saat bu saattir sadece bu koltukta oturup bir şeyler izliyorum. Başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden seninle de hiçbir şey paylaşamadım. Kaç güne uzadı bu vlog bilmiyorum. Hatta bu yüzden vlog günüm de aksadı. Yani yayınlamam gereken günden bir gün sonra yayınlayacağım. Olsun, sorun değil. Umarım senin için de sorun olmaz. Instagram'da biraz bahsettim. Birazcık böyle enteresan hissediyordum aslında birkaç gündür. Çok fazla çaktırmamaya, yansıtmamaya çalışsam da şimdi daha iyiyim ama böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. O yüzden şimdi güzelce bir uyku çekip yarına Allah'ın izniyle mis gibi enerjik bir şekilde başlamak için gidiyorum. Yarın sabah Allah izin verirse görüşürüz. Yani hem uyanabilirsek hem de ben kendimi daha iyi hissedersem. Eminim ara sıra herkese bu tarz şeyler oluyordur. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama havalar da beni çok fazla etkiliyor. Çünkü kasveti gerçekten hiç sevmiyorum. Karanlık böyle bana ruhsal çöküntü veriyor gerçekten. Bazılarında huzur veriyor. O da çok enteresan. Şimdilik iyi geceler. Bu videoda kaç kere iyi geceler dedim bilmiyorum ama inşallah sabah görüşürüz. Bu kamera ışıkta parazit yapmıyorken neden parazit yapmaya başladı? Biri bana bunu açıklasın. Ay şimdi tipimi falan boş verelim, tamam mı? Ne olur, çünkü ben artık baş edemiyorum kaç gündür gerçekten. Bugün gene saat çok geç oldu. Yani yoğunum işte, bir yandan başka bir iş halletmeye çalışıyorum. Bir yandan başka bir iş halletmeye çalışıyorum. Evde ne yapıyor olabilirsin de bana? Bilmiyorum ama öyleyim. Havalar bahsettiğim gibi biraz kötü olduğu için işte geç kalkıyorum falan. Ama
Buradayım. Tam gaz, son gaz. Şimdi de bugün geçen gün Trendyol'dan yaptığım küçük bir alışveriş vardı. Onlar gelmiş dedim. Açmadım, bekledim. Birlikte açalım, birlikte bakalım istiyorum. Şimdi hemen ben poşetimi yırtmakla başlıyorum. Bu bayağı bir indirim kuponu geldi Trendyol'da. Onlarla aldım bunu. Normalde ihtiyacım olan şeyler değildi ama kupon gelmişken değerlendirmek istedim ki bunun kumaşı çok güzelmiş. Kendisi de güzelmiş. Şöyle bir tişört aldım. Yaz ya önümüz. İnşallah Rabbim görmeyi nasip ederse. Bahar da geldi. Şöyle şurası gold detaylı bir tişört aldım ve çok güzelmiş. İnşallah bu baskı yıkanınca çıkmaz. Bu arada large beden aldım ben bunu. Şöyle göstereyim efendime söyleyeyim. Bayağı geniş. Boyu pantolon üstü. Tatlı bir tişört. Kolu da çok uzun değil. Normal tişört kolu. Daha sonrasında şöyle bir tight aldım. Çünkü tight'la çok rahat ediyorum. Gerçekten yani tight çok rahat bir şeydir. Şöyle bir tane de açık renk bir tayt alayım dedim. Gri. Eşofman gibi duruyor böyle. Yanında beyaz çizgisi var. Paçasının şurasında da bitiyor çizgisi. Şöyle şu şekilde bunu da large beden aldım. Bayağı da genişliyor zaten. Sıkıntı yok. Şöyle şu şekilde örme bir kumaşı var. Hani parlak veya böyle saten değil. Ama gayet iyi kumaşta gözüküyor. Taytlarda yüksek bel olması benim kesinlikle tercihimdir. Bunun başka renkleri de vardı ama dediğim gibi bende zaten çok fazla koyu renk olduğu için bir tane de açık renk alayım dedim. Böyle evde iş yaparken falan giymek için çok iyi oluyor çünkü taytlar. Yani ben çok seviyorum ve tercih ediyorum. Sonracıma bir tane de şöyle elbise tişört gibi bir şey aldım. Çünkü gene dediğim gibi önümüz yaz. Bunlarla evde insan gerçekten çok rahat ediyor. Ki Trendyol'un tişört elbiselerini de çok seviyorum. Şöyle ben lacivert aldım. Şurada babe yazıyor. Bebe. Baby mi diye okunuyor bilmiyorum. Şöyle bir yazısı var lila. Ama boyu gayet uzun. Yani şöyle ne kadar geri gidebilirim daha bilmiyorum. Ya evde dışarıda üstüne kot ceket geçirip çıkmaya da çok iyi. Bunu da large beden almışım. Bu da gayet oversize bol bir tişört zaten yani. Üzerime yapışsın istersen bir beden küçük alabilirsin kendi bedeninden. Başka şeyler de aldım ama onları maalesef burada seninle paylaşamayacağım. Çünkü özel şeyler. Bu alışverişim de bu kadardı. Bunu da seninle paylaşmak istedim. Çünkü arayı çok açtım. Video bekleyenler var. Video isteyen o kadar çok kişi var ki. Hepinizi çok seviyorum. Ne çekiyorum ne yapıyorum bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de evin içinde. Ne yapayım? Birazdan da banyoya gideceğiz. Çünkü küçük bir işlem yapacağız. Birkaç saniye sonra banyoda görüşürüz. Şimdi ben bunu tam kirli atacakken aklıma geldi. Dedim ki şöyle bir şey yapalım mı? Bence olur. Ben bunu çok severek almıştım. Çok da güzel bir sivit bu. Rengine bayılıyorum. Addax'ın zaten. Addax markasının sivitlerine. Bir dakika ya bulamadım. Sivitlerini çok seviyorum. Trendyol'dan almıştım. Bu arada o az önce aldıklarımı gösterdim ya, onlarla birlikte bunun da linkini bulabilirsem koyarım. Ama bir çamaşır suyu manyağı olarak bunu çamaşır suyu yaptım. Gerçekten çok kötü duruyor. Şöyle bir şey, çamaşır suyunun değdiği yerdeki renk de hoşuma gitti. Dedim Hande'cim bunu neden komple çamaşır suyuna banıp bir bakmıyoruz, bir batik yapmıyoruz birlikte. Bakalım nasıl olacak. Yani şöyle bir şey, nasıl olursa olsun, deseni nasıl olursa olsun ben gene bu siviti giyeceğim zaten. O yüzden içim rahat. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle leğenimin içine su dolduruyorum. Ve suyumuzun içine çamaşır suyu da döküyoruz tabii ki. Hadi bakalım. O sırada biz de Eren'le bunu bağlayacağız. Suyumuz dolmaya devam ediyor. Şöyle yapacağız bak aşkım. Şöyle abidik gubidik çevireceğiz. Lan. Kız ipi bıraktı ya. Şöyle çevirdik. Hı, tamam yeter. Şimdi bu şekilde bağladık biz bunu. Şöyle bir iple. Umarım kötü bir şey yapmıyoruzdur. Doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Bilmiyorum ki. Umarım doğrudur. Böyle İçinde çamaşır suyu var mı? Var. Batırıyorum içine. Ama yetmedi. Şöyle mi çevirelim? Yani. Aa, acaba daha su koymam gerekiyor mu? Bu nasıl bir şey oldu? Bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey yapmıyoruzdur. Dur biraz daha su koyacağız neyse. Ellerim şey oldu. Aa! En sevmediğim his biliyor musun? Ben de sevmiyorum onu. Yakacak mı şimdi onu? Ha, daha koymadın içine. Koydum. Biraz daha koyacağım ama. Su çok oldu çünkü. Tamam. Yeterli bence.
Bu devrilirse battığımızın resmidir. Bu ne ya? Hemen üstüme değer değmez şey oluyor. Üstüne bir ağır bir şey koyalım. Tencere gibi. İyi ama daha. Olmaz ki öyle de. Bence yeter su. Bekleteceğiz mi şimdi? Bu suyu da şey yaparız. Duşakabinin içini yıkatırız. Ziyan olmaz. Şimdi ne kadar beklememiz gerek bilmiyorum. Normal düzeri mi değer değmez. Rengi giden şeyin şu anda rengi gitmiyor. Bilmiyorum, bakalım şöyle bir 10-15 dakika bekleyelim. Ondan sonra tekrar gelip bakalım. 2 hours later. Ay burada bir şeyler olmuş. Artık almanın zamanı gelmiş gibi değil mi? Ay bilmiyorum ki ya, sanki içi olmamış gibi de ama. Çeviremiyorum da şimdi, var ya yıkarsam mahvoldum buraları. Çeviremiyorum. Dökeceğim. Ben şunu çevireyim de. Şimdi hemen kısa programda çalıştıracağım. Çünkü elimle aratamayacağım o çamaşır suyunu ben belli ki. Şöyle kısa programa atalım. Bakalım biraz da peteğin üstünde kurutayım. Sonucu hep beraber görelim. Ben şimdi ben... Eren arkadan hep konuşuyor. Hep abimle konuşuyor. Şimdi ben makineden çıkardım sweatshirt, hatta peteğin üstüne koydum kurusun diye, ama o belli ki kurumayacak bugün yarına kadar. O yüzden dedim ki hemen sana göstereyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim beklediğim gibi olmadı ama beklediğimden güzel oldu. Yani benim hoşuma gitti. Şimdi hemen sana da göstereyim. Sen de kararını ver. Yorumlarda bana beğendin mi beğenmedin mi belirt. Ya isteğe göre yoğunlaştırıp azaltabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu an benim için çok yeterli. Böyle çok değişik ama marjinal duruyor bebeğim. Hemen gösteriyorum sana da. Evet şimdi şu şekilde oldu. Kimilerin hoşuna gitmeyecek olabilir. Bu arada hala çok ıslak olduğu için rengi de tam oturmadı, kurumadı. Mesela buradaki çamaşır suyu izim, yani yola başladığımız çamaşır suyu izi hala daha belli. Ama onun dışında şu şekilde oldu. Yani her renk var. Çok yoğun değil ama bu hani Bershka'nın Plant Beer'in sweatshirtleri olur ya, böyle batikli, böyle eskitmeli falan. Onlar gibi oldu. Benim gayet hoşuma gitti. Yani giyerim. En kötü çamaşır suyuyla çok haşır neşir olacağım zamanlarda giyebilirim. Hem güzel durur hem de acımam yani çamaşır suyu olacak diye. Şuraları falan bayağı açılmış bu arada. Oralara çok yoğun geldi herhalde. Şöyle şurasına da. Ama çok güzel olmuş. Böyle çok farklı olmuş. Eren daha görmedi şu an orada ama hala daha görmedi. Şöyle arkasında bakalım. Arkası çok yoğun olmamış. Güzel. Sıkıntı değil. Arkası çok da önemli değil. Böyle çok hafif olmuş şekilde. Aşkım şimdi sen de bir bak bakayım. Bak bakalım beğenecek misin? Bu ne olmuş böyle askeri maskeri bir şey? Şöyle dönsene aşkım, oradan ışık vuruyor. Askeri kamufle olmuş sanki. Değişik bir şey olmuş. Peki sence güzel mi? Yani olabilir. Benim hoşuma gitti. Çünkü bunu yapıp satıyorlar. Evet. Seninkileri de yapayım mı? Yok. Hani beğenmişti. Ya beğendim değil, askeri gibi olmuş. Vallahi. Şimdi korusun. Onu asabilir misin? Korusun. Aynen. Bu arada tabii ki onun kuruması gerekiyor. Kuruduğunda tamamen üstüme giydiğimde de bir gösteririm. Gerçekten kumaşı çok güzel bir sivit olduğu için şey yapmak istemedim. O şekilde giydiğim zaman da orada hani çok pasaklı gibi duruyor aslında. Böyle en azından hani eskitme modeli falan veririm. O şekilde kullanırım. Çok fazla göze batmaz diye düşündüm. O yüzden yaptım. Ama hani şu an tam kurumadığı için bir şey de diyemiyorum. Eğer tamamen kuruduğunda hoşuma gitmezse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi evin içinde iş güç yaparken giyerim, ki giyerim kesinlikle. Hakikaten çok sevdiğim bir sivit, yani kumaş olarak çok kaliteli. O yüzden hani atmak, vermek, kıymak istemedim. Böyle bir şey yaptım. Belki hoşuna gidecek, belki gitmeyecek ama önemli olan benim gitmesi. Çünkü sonuçta ben giyeceğim. Ama eğer senin hoşuna gitmezse çok fazla videolarda da göstermem. Bu arada benim her şeyim çamaşır suyu oluyor. Mesela bunda da var şöyle şu şekilde. Şurada gözükecek mi bilmiyorum ama bak gördüğün gibi. Ya benim çamaşır suyu olmayan bir şeyim yok.
o kadar dikkat etmeme rağmen yok. Hani hep şey diyorum, bir daha çamaşır suyuyla çalışırken başka bir şey giymeyeceğim ama o kadar anlık o çamaşır suyunu eline alıyorum ki gerçekten hani birden bir şeye lazım oluyor falan. Üstümü değiştiremiyorum, üşeniyorum, unutuyorum. O yüzden böyle oluyor. Yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım? Şey var aslında, Bingo'nun çamaşır suyu var. Renk açmıyor yani kıyafetlerde. O çamaşır suyu var öyle. Bir süre kullandım ama yani bu çamaşır sularının verdiği etkiyi vermiyormuş gibi geliyor. Yani eminim ki veriyordur belki ama bana vermiyormuş gibi geliyor etki. O yüzden içim rahat etmiyor. İlla böyle çamaşır suyu olacak. Böyle üstümdekinin rengini açacak yani. Onu söyleyebilirim. Bir de bir önceki vlogda şey söylemiştim ya, çantaları ayırmıştım veya dolap hesabına koyacağım demiştim. Fakat birkaç gündür yaşadığım buhrandan dolayı gerçekten telefonu elime alıp halledemedim. Hiçbirisini koyamadım ama en kısa zamanda çantaları ekleyeceğim. Eklediğimde de zaten muhakkak buradan ve Instagram'dan da haber veririm. Ama sen yine de beni hani çantaları eklememi beklemeden dolap hesabımdan takip etmek istersen, dolap hesabımın adı direkt Hande Uzunlar. Hande Uzunlar yazdığın zaman direkt karşına benim hesabım çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu vlogu da burada bitiriyorum. Bu da böyle bir vlog olsun. Vallahi kusura bakma artık, gerçekten kaç gündür kamera bir elimde bir sağda bir solda. Böyle bir vlog çıktı ortaya. Biraz başı çok uzun oldu. İşte avize mavize muhabbetinden dolayı bir şeyler falan ama dediğim gibi çok fazla bir şey yapmadığım için çok fazla gösteremedim de. Bu seferlik de böyle olsun. Umarım anlayışla karşılarsın. Umarım beni anlayabilirsin. Ama eğer sen sıkılmadan, bıkmadan, inmadan buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.